Kürt saldırısı Amerika'nın çekilme kararını etkileme amaçlı olabilir dedi. Trump'ın geri adım atmayacağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geri adım DAEŞ'in zaferi olur sözleriyle Trump'ı uyardı. Bu olayı DAEŞ üstlendi. Sayın Trump'ın almış olduğu kararı etkileme anlamına olabilir. Münbiç'teki intihar saldırısını böyle değerlendirdi. Amerikan askerinin çekilme kararını etkileme amacı olabilir dedi. Trump'a mesaj verdi. Sayın Trump'ın kararlılığını gördüğüm için yani bu tür bir terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum. Çünkü bir geri durma söz konusu olabilirse bu bir defa DAEŞ'in bir zaferi olur. Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığının altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha. Biz tam aksine DAEŞ'in üzerine ülkemizde dahil olmak üzere gitmeye devam edeceğiz. Çünkü biz DAEŞ'i o topraklarda bitireceğiz. Sözü Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye getirdi. 20 mil meselesi artık bir güvenli bölge olarak önümüzdedir. Ve bu konuda da Türkiye 911 kilometre sınırıyla buralarda önemli bir adım atacaktır. Aynı şekilde Hatay sınırı yine burada önemli bir yerdir. Ve bu çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Peki Amerikan askerinin YPG'ye verdiği silahlar ne olacak? Trump'la telefon görüşmesinde konunun gündeme gelip gelmediği soruldu. Bu mesele gündeme gelmedi. Amerika askerlerinin çekilme esnasında müşterek neler yapabiliriz? Münbiç'teki saldırının ardından Hırvat mevkidaşının yanında yaptı Cumhurbaşkanı o açıklamaları. Bugün de MİT başkanını kabul etti Beştepe'de. Suriye başlığı yine masadaydı.